Medine-i Münevvere'ne aslı saadet Efendimiz gelmeden aslı cehaletti. Aslı saadet oldu. Mutluluk asrı, mutluluk yılı. Değil mi? Huzur yılı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son dönemleridir. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam artık hastalanmaya başlamış. Ciddi bir baş ağrısı tutmuş onu. Ve bu rahatsızlığından dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımlarını toplar, der ki ben rahatsızım, hastayım. Der ki müsaadeniz var mıdır? Ayşe'nin evinde kalayım. Tabii annelerimiz hepsi zaten lep demeden leblebi anlayacaktıktan hepsi mübarekler. Hepsi de biliyor ki Allah Resulü'nün kalbi zaten Hazreti Ayşe'den yana. Hiçbir tanesi ses çıkarmıyor. Sükut kabullendir. Olur ya Resulallah. Tamam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sancılandığı zaman Hazreti Ayşe'nin evine doğru gider. Onun evine doğru derken onun kaldığı odaya, hücreye. Oraya gider. Tabii içeri girer girmez Hazreti Ayşe bir şeylerle uğraşmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam içeri girerken biraz bir sitemle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hayırdır Ayşe, başın mı ağrıyor sen? Böyle başını tutmuşsun şöyle. Evet diyor ya Resulallah, başım çok ağrıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iyi ya diyor. Başın ağrıyorsa, bakın, başın ağrıyorsa ölürsen seni ben kefenlerim seni, yıkarım seni, defnederim seni. Namazını ben kıldırırım diyor. Hazreti Ayşe gözleri açmıyor yerinden. Ya Resulallah benim ölmemi mi istiyorsunuz? Başım ağrıyor dedi. Ey Ayşe, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebessüm etti. Dedi ki ey Ayşe, senin başın ağrıyor, geçer. Lakin benim başım bugün çok ağrıyor, belki geçmeyecek diyor. Hazreti Ayşe ağlar. Kainatın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam artık dünyasını değiştirecek. Anlatılan hadis kitaplarında ve siyer kitaplarında. Tabi birçok rivayet var ama toplayıp derlediğimiz zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir rivayet oradayken fazla meselelere girmemeye çalışıyorum. Kapı çalar. Tabi o zaman böyle gelirlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nasihat isterlerdi. Bir şeyler söylerlerdi. Bir soruları olurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da cevap verirdi onlara. Müsaitse çıkardı, mutlaka şey yapardı. Kapı çaldığı zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kimdir o? Hani kapıyı açın. Hazreti Ayşe der ki ya Resulallah mutlaka biri gelmiş bir soru soracaktır. Siz müsait değilsiniz, siz hastasınız, kendi derdinize düşmüşsünüz ya Resulallah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam başı ağrıyor ve sürekli terliyor. Ateşi çok var. Bir taraftan bir tas koymuşlar, oraya elini sokuyorlar, yüzüne sürüyorlar sürekli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın harareti düşmüyor. Bu hastalık zaten onu şehit edecek. Git diyor, Allah Resulü müsait değil. Kapı tekrar çalınıyor. Aynı şekilde. Git diyor, Allah Resulü müsait değil. Hakikaten müsait değil Allah Resulü. Müsait olsa hakikaten buyur diyecek. Bir daha çalınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gene Hazreti Ayşe diyor ki git diyor, kainatın efendisi müsait değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ey Ayşe kapıyı aç. Zor da olsa söylüyor. Ey Ayşe kapıyı aç. Kapıyı açar. Cebrail Aleyhisselam gelir. Cebrail Aleyhisselam gelir. Esselamu aleyke ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü sana selam olsun. Selam olan Allah Celle Celaluhu sana selam gönderiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam madder ki ey Cibril, hayırdır? Bir vahiy mi getirdin? Ne oldu? Der ki ya Resulallah, seni ziyarete geldim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Cebrail der ki ya Resulallah, eğer müsaaden olursa kapıda bir misafir daha var.
İçeri girmek ister, lakin sizin müsaadeniz olmazsa girmeyecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki ona, ey Cibril, onun vakti gelmiş midir? Gelmiştir ya Resulallah. O zaman buyursun gelsin içeri. Girer içeri. Edebe bakın. Edep. Azrail Aleyhisselam, Melekül Mevt, Kur'an'da Melekül Mevt diye geçer. Azrail Aleyhisselam, mübarek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selam verir. Der ki, ey Melekül Mevt, ölüm meleği, sen bugün beni ziyarete mi geldin, emaneti almaya mı geldin? Evvela seni ziyarete geldim, eğer müsaaden olursa emaneti de almaya geldim. Ya Resulallah, sen istemesen çekip gideceğim der. İlişkiye bakın yani. Bize edep öğretiyorlar. Bize edep öğretiyorlar. Müsaade yoksa gideceğim ya Resulallah der kendisine. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yani şair diyor ki, eğer ki dünyada bir kişi için bir kişi ölmeseydi, o da kainatın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olurdu. O ki vefat etti, o ki ahireti seçti. Zaten öyle söylüyor hadis-i şeriflerde. Diyor ki, bana dünya ve ahiret gösterildi, ben ahireti seçtim, dünyayı bıraktım dedi. Dünyada yaşarken de hakikaten ahiret hayatını seçer gibi bir hayat yaşadı zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bazen tok, bazen açtı. Biz bugün göbeklerimiz şişiyor yemekten, rahatlamak için yürüyüş veyahut da zayıflamak için spor yapıyoruz. Ne kadar değişik bir şey değil mi? Ne kadar farklı dallarda yüzüyoruz. Evet, Allah-u Teala bizi affeylesin.